Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Okullar açıldı, dersler tüm hızıyla devam ediyor. Fen bilimleri dersinizden ilk konuyla ilgili ben de bir özet çalışması yaptım. Bu e, videodan çalışarak Yazılıya doğru hazırlanmış olursunuz ve okulda öğrendiklerinizi tekrar etmiş olursunuz. Bu konuda ağırlıklı olarak yer kabuğu ve yer kabuğunun yapısı işlenecek. Ama ondan önce 3. sınıfta da öğrendiğiniz dünyanın katmanlarını size hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz dünyamız katmanlardan oluşuyordu. En içeriden başlayalım. En içeride çekirdek dediğimiz katman vardı. Çekirdek iç çekirdek ve dış çekirdekten oluşuyor. İki çeşit diyoruz. Ve bunun diğer adı ağır küreydi. Çekirdeğin dışarısında olan şu kırmızı olan bölümü ise ateş küre dediğimiz mantodan oluşuyor. Biz bu iki katmanı gözümüzde görmüyoruz çünkü toprağın içinde, toprağın altında, dünyanın içinde bulunuyor. Ne zaman görüyoruz? Yanar dağlardan püskürdüğü zaman görüyoruz o magma şeklinde lavlar püskürdüğü zaman görüyoruz o sıcak kısmı. Dışarıda ise yani ateş kürenin daha dışında ise Yer kabuğu dediğimiz katman var. E biz esas bunu dersimizde işleyeceğiz. Yer kabuğu ikiye ayrılıyor. Taş küre ve su küreden oluşuyor. Neler var yer kabuğunda? Dağlar, tepeler, ovalar, denizler, göller var. Bir de yer kabuğunun daha dışarısında ise hava küre dediğimiz yani gökyüzünün oluştuğu, gökyüzünde olduğu atmosfer dediğimiz katman var, bölüm var. E biz şimdi yer kabuğunu esas olarak inceleyeceğiz. Hemen ona geçelim. Okulda öğrendiklerinizi bir tekrar etmiş olalım. Sizler isterseniz videoyu durdurup buradaki bilgilerden size gerekli olanları, aklınızda kalacak olanları defterinize de yazabilirsiniz. Yer kabuğu canlıların yaşadığı yer. Yani bizim yaşadığımız yer. İnsanların, hayvanların, bitkilerin yaşadığı yer. Yer kabuğunda zaten gözümüzde gördüğümüz dağlar, denizler, vadiler, ovalar gibi bir sürü yeryüzü şekilleri var. Peki yer kabuğu nelerden oluşuyor? Yani bizim üzerine bastığımız toprak nelerden oluşuyor? Kayalar nelerden oluşuyor? Yer kabuğu kayaçlar dediğimiz çok büyük parçalardan oluşuyor. Kütlelerden oluşuyor. Bu kayaçlar zamanla yıllar boyunca, aylar boyunca diyelim. Rüzgarlar yüzünden, yağmurlar yüzünden işte Yağın kar yüzünden, sıcaklık farkları yüzünden, işte gece soğuk oluyor, gündüz çok sıcak oluyor. Böyle etkilerle, dışarıdan etkilerle zamanla parçalanıyorlar, küçülüyorlar, ufalanıyorlar ve değişime uğruyorlar. Bu değişim aşağıdaki gibi oluşuyor. Bakın bu yazılınızda, sınavınızda çıkabilir. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım biz onu. En büyük parçalara kayaçlar diyoruz. Parçalandığı zaman kayalar haline dönüşüyorlar. Kayalar parçalandıktan sonra taşlar haline dönüşüyorlar. Taşlar parçalanıp çakıllar haline dönüşüyorlar. Çakıllar da parçalanıp ufalanıp kum ve toprak haline dönüşüyorlar. Ee, biz bunların bütün parçalarını görebiliyoruz zaten ee, diyelim ve diğer yer kabuğuna devam edelim diğer özelliklerine. Yer kabuğu deniz ve okyanuslarda daha az kalınlıktadır. Karaların olduğu yerde ise kalınlık daha fazladır. Bu yüzden zaten deniz ve okyanuslarda daha ince olduğu için genellikle yanardağlar okyanuslardan ve denizlerden püskürmektedir. Çünkü içerideki sıcak bölümler ince olan yerlerden püskürüyor dışarıya doğru. Yer kabuğundaki hareketleri inceleyen bilim dalına da jeoloji diyoruz. Bu incelemeyi yapan bilim insanlarına da jeolog diyoruz. Şimdi kayaçlar hepsi aynı mıdır öğretmenim diye sorarsanız hayır kayaçlar farklı farklıdır. Kimisi çok serttir, kimisi daha az serttir, kimisi biraz daha diğerlerine göre daha yumuşaktır. Kiminin rengi kırmızıdır, kimisi başka renktedir, kimisi gri renktedir. Yani farklı farklıdırlar. Peki bunların neden farklı farklı olmasının sebebi nedir? O da içindeki minerallerdir. Yani kayaçları oluşturan içindeki o maddelere mineraller diyoruz. Örneğin Kayaçların bu bu mineraller kayaçların farklı farklı renklerde olmasına sebep olurlar. Devam edelim. Kayaçların işe yarar bölümleri var mı? Var tabii ki. Esas bir konuda orada var. Kayaçların bizim işimize yarayan bölümleri var. Yani ekonomik olarak kullandığımız kayaçları biz çünkü kullanıyoruz insanlar. Günlük hayatımızda onlardan faydalanıyoruz. İşte biz bunlara madenler diyoruz. Kayaçları çok değişik amaçlarla kullanıyoruz. Ve ekonomik değeri olan yani bizim işimize yarayan kayaçlara maden diyoruz. İnsanlar biliyorsunuz zaman zaman televizyonda görmüşsünüzdür. Yer altına girip veya yer üstünden de olabilir. Bu kayaçları çıkarıyorlar, getiriyorlar. Fabrikalarda işleyip çeşitli eşyalar, kullandığımız eşyalar haline getiriyorlar. Birçok sektörde kullanılıyor mesela endüstride, sanayide. O yüzden bunların ekonomik değeri var yani. İşte biz bunlara maden diyoruz. Neler var bunlarda? Örnek verelim mesela altın, değil mi? Ee, bilezik yapıyorlar, yüzük yapıyorlar, kolye yapıyorlar, küpe yapıyorlar. Altın kullanıyoruz, gümüş var, bor madeni var, demir madeni var, civa madeni var ve daha bir sürü madenler var. Bunlar değerli madenler. Madenlerin özelliklerini de şöyle bir sıralayalım isterseniz. Ee, bir kere ekonomik değeri vardır yani para yapar. Madenler alınır, satılır, onlardan bir sürü eşya yapılır. 2- kullanım alanı çoktur. Evet günlük hayatımızda çok ama çok kullanıyoruz. Az sonra bunları göstereceğim zaten. Üçüncü olarak içinde bir ya da birkaç mineral içerebilir. yani en az bir tane mineral vardır da. Bazı madenlerde birkaç tane mineral vardır. Çeşit çeşit mineraller olabilir. Yani her madende bir tanecik mineral olacak diye bir kural yok. Bazılarında bir sürü mineral olabilir. Bazı madenler işlenerek kullanılır. Mesela demir, bakır ve bir sürü maden. Bazı madenler ise hiç işlenmeden doğal haliyle tüketilebilir. Örneğin taş kömürü hemen toprak altından çıktığında önceden sobanın içine atardık çıtır çıtır yanardı. Hiçbir işlemeye gerek kalmazdı. Şimdi bazı madenleri tanıyalım ve ülkemizde nerelerde çıkarıyor çıkarılıyor onları da görelim. İlk önce demir madeni var. Nerelerde kullanılıyor? İnşaatlarda kullanılıyor biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Otomobil yapımında, otomobillerde, işte otomobillerin dışında, içinde, her yerinde kullanılıyor. Elektronik eşyaların yapımında ve daha buraya yazmadığım birçok yerde demir madeni kullanılıyor. Peki ülkemizde hangi şehirlerde çıkıyor en çok? Sivas'ta, Malatya'da, İzmir, Sakarya, Bingöl şehirlerinde çıkıyor. Bir de bor madeni var. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Ülkemizde bir hayli çıkıyor. Dünyadaki bor madenlerinin çoğu ülkemizde zaten. Nerelerde kullanılıyor? Çok yerde kullanılıyor. Hepsini buraya yazmak inanın sığmaz. Cam sanayinde, temizlik ürünlerinde, uçak yakıtında ve daha birçok alanda kullanılıyor. Cep telefonlarında bile kullanılıyormuş. Ben öyle duydum. Ee, nerelerde çıkıyor en çok? Balıkesir'de, Bursa'da, Kütahya ve Eskişehir'de çıkıyor. Altın, en çok duyduğunuz maden, işleniyor zaten çıkarıldıktan sonra yer altından. Çeşitli süs eşyalarına dönüştürülüyor. Kuyumculuk sektörü diyoruz zaten buna. Süslemede kullanılıyor elektroniklerde kullanılıyor, diş hekimleri kullanıyor ve daha birçok yerde altın madeni kullanılıyor. Ülkemizde çıkan yerler var mı? Evet var. Nerelerde var? İzmir şehri, Uşak, Artvin ve Balıkesir şehirlerinde çıkıyor. Bakır madeni var. Kablo yapımında işte bu evlerde kullandığımız elektriklerde, onların kablolarında, elektrikli cihazlarda, ulaşımda, endüstride ve daha birçok yerde bakır madeninden yararlanıyor insanlar. Nerelerde çıkıyormuş en çok? Artvin, Rize, Diyarbakır, Kastamonu gibi şehirlerde ülkemizde çıkıyormuş. Devam edelim. Birkaç tane daha söyleyip diğer konuya geçelim. Kömür madeni var. Elektrik üretiminde, ısınmada ve daha birçok yerde kullanılıyor. Hangi şehirlerde çıkıyor? Zonguldak, Kütahya, Amasya ve Manisa şehirlerinde çıkıyormuş. Çinko madeni var. Çinko en çok otomobil parçaları yapımında, pil yapımında ve daha başka yerlerde kullanılıyor. Yozgat, Kayseri, Sivas şehirlerinde çıkarılıyormuş. Kurşun madeni var. Akü yapımında en çok kullanılıyor. Radyasyon önleyici kıyafetler yaparken kurşun madeninden yararlanılıyor ve e, mutfak eşyalarında var mesela. Oralarda kullanılıyor. Daha birçok sektörde kullanılıyor. En çok Elazığ, Rize, Giresun ve Kayseri şehirlerinde çıkıyormuş. Son olarak krom madenden bahsedelim. Krom madeni paslanmaz eşyalar işte tencereler, mutfak eşyaları gibi eşyalar yapımında uçak, gemi, otomobil yapımında ve daha birçok yerde kullanılıyor. En çok Elazığ, Muğla, Denizli, Bursa, Adana şehirlerinde çıkıyormuş. Daha bir sürü madenler var ama hepsini burada yazmak, söylemek çok uzun sürer. Biz ne yapalım? Son olarak fosiller konumuza geçelim. Fosil nedir? Öğretmenim diyorsanız fosil çok eskiden yaşamış canlıların, çok eskiden dediğimde hani 3-5 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önceki canlılardan bahsetmiyorum. Binlerce, milyonlarca yıl önceki canlıların, kayaçların içinde kalan kalıntıları var biliyorsunuz. Taşlaşmış kalıntıları, işte onların kemikleri, ne bileyim kalıntılarına, o taşlaşmış kalıntılarına kayaçların arasında sıkışmış, hava almadan kalmış ve orada hala şekliyle duruyor mesela biz bunlara fosil diyoruz. Tekrar ediyorum milyonlarca yıldan beri o kayaçların içinde kalmış taşlaşmış canlı kalıntılarına fosil diyoruz. Fosillerin oluşumu milyonlarca yıl sürüyor. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji deniyor. Bu işle uğraşan bilim insanlarına da paleontolog deniyor. Bunlar sınavlarda, yazılarda size sorulabilir. Deneme sınavlarınızda karşılaşabilirsiniz. Zaten bu anlattığım videodaki bilgileri ben bir özet halinde geçtim. Bunları okulda da işlediniz. Benimle beraber bir kere daha tekrar etmiş oldunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir ders olmuştur. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.